Tekrar merhaba. Üçüncü oluyor bu. Evet. Bir kere daha deneyeceğiz. Bağlanabiliyor muyuz diye. Sorun hani Ali Rıza Bey de o da gün içerisinde deneme yaptı. Bir sorun olmadığını söylemişti ama bilmiyorum yani bazen olabiliyor. Yapacak bir şey de yok. Ama biz kararlı biçimde bir kez daha yayına bağlanmasını bekleyeceğiz. Tekrar davet edeceğiz. Ya da davet istek önerisi kabul edeceğiz. Bir bakacağız bakalım yayın olacak mı diye. Evet bugün Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi ve müdürü Ali Rıza Aka bizlerle birlikte olacaktı. Ama bu üçüncü bağlanışımız biliyorsunuz. Hepiniz de zaten burada yaşadığımızı görüyorsunuz. Bir bağlantıda bir sorun oldu. Bir türlü giderilemedi o sorunda. Şimdi hoca da yerini değiştiriyor tekrar okulda. Bu saate kadar okulda oldu ve bekledi. Hani denemiş, bir sorun olmamış. Ama şimdi bağlantıya geçildiğinde maalesef hem donma hem görüntü gitti. Biliyorsunuz simsiyah bir ekran geldi, karardı. Bakacağız, tekrar deneyeceğiz. Merak etmeyin. Siz de merak ediyorsunuz, bekliyorsunuz. Evet, herkes bekliyor. Ben de bekliyordum. Bir daha bir bakalım. Ben davet edeyim. Online olarak yani yayını istiyorlar. Bir bakalım. Evet, kabul ediyorum. Onu da kabul ediyorum. Ha, bu defa düzeldi mi? Şu an bağlanabildik mi? Evet, bağlandınız. Bağlandınız. Tamam. Tamam, Çok sesiniz de uygun geliyor. bir ortam değil ama kusura bakmayın, aksaklık için özür diliyoruz. Normalde yayın öncesi de Denedim. bağlandık, konuştuk, bir problem yoktu. Şimdi bir problem yaşadık. Ben sizden ve bütün katılımcılardan özür diliyorum. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bize böyle bir fırsat tanıdığınız için tekrar teşekkürler. Rica ederim. O zaman hemen sorulara geçeceğim hocam. İngilizce ve Fransızca hazırlık sınıflarınız var ve her sınıfa ne kadar öğrenci olacaksınız bu sene? Kontenjanınız nedir? Kontenjan azaldı mı? Geçen yıl kontenjanımız 150 idi. Bu sene kontenjanımız 120. 90 İngilizce bölümüne, 30 da Fransızca bölümüne öğrenci alacağız. İngilizce Artı bu 2 neden mi de azalttınız? İngilizceden 30 öğrencilik bir azalmamız oldu. Bir şubelik bir azalmamız oldu. Neden Nedeni bu? de hazırlıklı olduğumuz için 5 kademeye çıktığımızdan dolayı, fiziki imkanlarımızın yetersizliğinden dolayı artık yavaş yavaş birer şube azaltmamız gerekiyordu. Normal standarda kavuşmuş olacak. 120 öğrenci alacağız. 90 İngilizce, 30 Fransızca artı 2 deprem bölgesi öğrencilerimizin kontenjanı olacak. Sınıflarımız, sınıf mevcutlarımız 30. Şube mevcutlarımız 30 olacak. Artı 2 gelecek, 32 olacak. Artı 2 gelecek. Evet. Peki geçen sene okula son giren öğrencinin yüzdelik dilimi ne olmuştu? Ve hani yıllara göre değişiyor mu? Tabi bu sene bir de kontenjan azalınca nasıl yansır? Evet, geçen yıl İngilizce yüzdelik dilimimiz 1,49 idi. Fransızca %1,56 idi. Tabii yıllara göre değişiyor bu. Ancak burada bir parantez açalım. Bazen bir onluk yüzdelik dilimle aldığımız öğrenci sıralaması 1,40'da aldığımız öğrenci sıralamasından daha kötü olabiliyor. Bu yanıltıcı olmasın. Sınava giren öğrenci sayısıyla yüzdelik dilimi orantıladığımızda Evet. bazen biz 16.500. öğrenciyi alırken bazen 13.000. öğrenciyi alabiliyoruz. Tabii bu sene bir kontenjan azalması var. Beklentimiz bir civarı, bir yüzdelik dilim ama bu yanıltıcı olmasın. Biz velilerimize diyoruz ki Yazın. tercihler, talep bunu Her şey etkileyecek. değişebilir. Her şey değişebilir. Bir bilinmezlik içerisindeyiz. Mutlaka makası geniş tutun. Tercihleriniz arasında
okulumuz tercih ettiğiniz bir okulsa, beğendiğiniz bir okulsa mutlaka yer verin diyoruz. Evet, peki nakiller döneminde çok fark oldu mu? Nakiller döneminde fark olmadı Pervin Hanım. Biz nakil döneminde aldığımız öğrenciler normal dönemde aldığımız öğrenciden puanı daha yüksek öğrencilerdi. Yüzdelik dilimi daha yüksek öğrencilerdi. Dolayısıyla nakiller döneminde puanımızda bir düşüş, yüzdelik dilimimizde bir düşüş olmadı. Evet, yani öyle bir beklentiye girilebiliyor da ama çok değişmez, hatta bazı okullarda yükselebilir. Onu da altını çizmiş olalım böylece. Hazırlık sınıfı eğitimci olarak siz önerir misiniz hazırlık sınıfı okunmasını? Tabii biz mutlaka hazırlık sınıfı okusun öğrencilerimiz istiyoruz. Velilerimiz tarafından, öğrencilerimiz tarafından bazen bir yıl kayıp gibi görülebiliyor ama hem dil eğitimi açısından hem de yoğun LGS maratonundan sonra öğrencilerin farklı bir alana kanalize olarak aslında aktif bir dinlenme de gerçekleştirmiş oluyorlar. Liseye başlangıçta bir uyum yılı da olmuş oluyor. Akademik ortalamalar açısından ortaöğretim başarı puanında Etkilemiyor. etkilenmeyen bir yıl olduğu için çocukların hem okula uyumu hem sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerine daha yoğun vakit ayırabilmeleri açısından önemli diye düşünüyoruz. Peki. Tavsiye ediyoruz biz. Peki hocam, şimdi standart zaten hazırlıkta kaç saat dil okutulacağı belli. Dil saati bir. İkinci dil İngilizceler için Fransızca, Fransızcalar için İngilizce mi? Hayır, biz şimdi birinci yabancı dilimiz 20 saat, ikinci yabancı dillerimiz 4 saat. Biz İngilizce okuyan öğrencilerimiz için ikinci yabancı dil hem Almanca hem Fransızca imkanı sunuyoruz. Fransızca okuyan öğrencilerimiz için de hem İngiliz. İngilizce hem Almanca imkanı sunuyoruz. Hem Hangisini birinci tercih yabancı ediyorlar ikinci dilde? Fransızca da tercih eden öğrencimiz var. Almanca da tercih eden öğrencimiz var. Fransızca da ikinci yabancı dili İngilizce tercih eden öğrencimiz de var. Evet. Sınıf Peki açıyoruz. ben dil eğitiminde nasıl destekliyorsunuz öğrencileri diye soracağım. Yani bu standart saatlerin dışında ekstra bir destek oluyor musunuz öğrencilere? Tabii ki hem Fransızca'da hem Almanca'da hem İngilizce'de talep eden, ihtiyacı olan öğrencilerimize okulumuzda öğretmenlerimiz tarafından ekstra dersler dışında kurslar verilmekte. Fransızca öğrencilerimizi geçen yıl Nisan ara tatilinde Fransa'ya gönderdik. Orada bir haftalık dil eğitimi aldılar üniversite işbirliğiyle. Ve bu sene biz 48 öğrencimizi Fransız Konsolosluğu'nda Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ders sınavlarına soktuk. 48 öğrencimizden 46 tane öğrencimiz Fransız Eğitim Bakanlığı'nın dil alanında verdiği DELF diplomasına sahip olmuş oldular. Bu noktada da öğrencilerimizi destekliyoruz. Yurt içi, yurt dışı, üniversite işbirlikleri, buradaki öğretmenlerimizin kurslarıyla üst dil alanında da destekliyoruz. Zaten okulumuz hazırlıklı olmadan önce de dil Fransız, alanında kendini evet. ispatlamış bir okuldu. Bir de tabii ki sorularınız arasında var mı bilmiyorum ama yeri gelmişken cevaplayayım. Özellikle Fransızca bölümü öğrencilerimiz için Galatasaray Galatasaray mı? Üniversitesi'nin iç sınavına girme hakları var. YKS'de ilk 20 bine girdiğinde öğrencimiz oradaki %25'lik kontenjandan faydalanma imkanı var. Her yıl mutlaka bu imkandan faydalanan öğrencilerimiz var. Oluyor mu öğrencileriniz? Yani Tabii Galatasaray'a ki geçiş. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığı halde daha sonra Galatasaray iç sınavından da Galatasaray Üniversitesi'nde bir bölümü kazandığı için oraya giden öğrencilerimiz var. Geçen yıl hukuk fakültesine geçiş yapan öğrencimiz var. Bir önceki yıl Boğaziçi Sosyoloji'yi kazandığı halde oraya gitmeyip Galatasaray İktisat bölümüne giden öğrencilerimiz var. Mutlaka bunun her yıl oluyor. Yerleştirmelerden bahsederken o zaman hani üniversite demişken ben üniversite yerleşmelerini sorayım mezunlarınızın. Hangi bölümlere giderler? Sayısal mısınız? Mesela eşit ağırlık sınıflarınız açılıyor mu? Şöyle
Eşit ağırlık sınıfımız geçen yıl 10 kişilik bir eşit ağırlık sınıfımız vardı. Bir önceki yıl eşit ağırlık sınıfımız yoktu. Sayısal bir okuluz ama öğrencilerimiz üniversite sınav sonuçlarında hem sözel alanda, hem dil alanında, hem eşit ağırlık alanında, hem sayısal alanda derece yapabilecek pozisyonda oluyorlar. Şimdi geçen yıl YKS sınavlarında ilk %3 öğrencimiz, ilk binde 9 öğrencimiz vardı. Bunların arasında eşit ağırlıkta derece yapanlar da vardı. Ya da bu seneki MSÜ'de sözelde 18, eşit ağırlıkta 22, sayısalda da 61. öğrencimiz var. Şimdi her alanda yetiştiriyoruz ama sayısal ağırlıklı bir okuluz. Genelde mühendislik ve tıp fakültelerini tercih ediyorlar öğrencilerimiz. Kaç öğrencimiz var? 595 öğrencimiz var idi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 138 öğrencimizi mezun ettik. 120 öğrenci alacağız. 577-580 civarı öğrencimiz olacak. Zemin artı iki katlı bir okuluz. Butik, kolej havasında bir okuluz. Güzel, şirin bir bahçemiz var. Bu civar. Güvenliyiz. Okulumuz 2013 yılında deprem güçlendirmesi geçirmiş. O problemini ortadan kaldırmış. Zaten yatay yapılanması olan, çok katlı olmayan bir okulumuz. Dolayısıyla fiziki olarak ya da incelemeler sonucunda deprem riski olan bir okul değiliz. Şimdi bizi şehir dışından da izleyenler oluyor ve onlar hani bu bağlantılar sırasında da hep aynı soruyu sordular. Şehir dışından geldiğimizde pansiyon, hani kalacak yer var mı? Oluyor mu şehir dışından öğrenciniz? İstanbul'da pansiyon gerçekten barınma ciddi bir sorun. Hem işte lise öğrencileri için pansiyon sayısı belli. Talep belli İstanbul'a da. Üniversitede de aynı şey geçerli. Var mı şehir dışından gelen öğrenciniz ve çözülebilir mi bu çocukların tercih ettikleri takdirde barınma sorunları? Yani bizim okulumuzun pansiyonu yok. Evet. Ancak şehir dışından gelen, Hatay'dan gelen, Çanakkale'den gelen, değişik illerden gelen bir 4-5 öğrencimiz var. Bunlar da burada ya üniversitede okuyan aile bireylerinin yanında ya da akrabalarının yanında kalıyorlar. Bunun dışında tabii ki ilçemiz okullarında, pansiyonlarında boş kontenjanları olan varsa biz olursa yazıyoruz. Tabii ki, olursa yani garanti yok. Garanti yok. Evet. Yok tabii ki, garanti yok. Onu özellikle altını çizelim çünkü sizin pansiyonunuz yok, yapılı okul değilsiniz. Evet. O yüzden de hani onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi AP'yi çok sordular. AP derslerini sordular. Başladı zaten. Doğru mu? Şimdi AP kodumuzu aldık. Planlamamızı yaptık. Matematik ve İngilizce'de velilerimize duyurularımızı yaptık. Ön sınavımızı yaptık. Ancak derslere başlamakla ilgili geçen yıl ikinci dönem değil, bu sene başlayalım gibi bir talep oldu. Şimdi biz bu sene AP İngilizce, AP fizik dersi de yani bunu 3'e çıkarmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu en az 10 öğrencinin talep etmesiyle olmaz açılacak yani dersler. Ama biz en azından 3 derste bütün planımızı, programımızı yayınladık. Öğrencilerimize bildirdik. Bu konuda hazırız. Talep olması halinde AP derslerimiz başlayacak. Peki seçim yapıldı değil mi? Öğrenciler seçildi yani. Tabii ki ön sınavlarımızı yaptık, evet. Yapıldı. Peki başka okuldan gelebilirler mi AP derslerini almak için? Yani ya da şu ana kadar gelen olmadı. Şu ana kadar başka okuldan da müracaat olmadı. Tabii imkanlar el verirse, kontenjanımız el veriyorsa illaki aynı okulda girecek, aynı okulda sınava girecek diye bir şart da yok, biliyorsunuz. Evet. İmkanlarımız ölçüsünde biz her konuda bütün öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Tabii şimdi bursları sordular. Bu arada evet. Özel bir burs sistemi var mı diye ben sizi beklerken anlatıyordum ama siz buyurun anlatın. 3 çeşit burs sistemimiz var bizim. Bir, bizim Burak Bora ailesi güçlü bir aile. Öğrencisiyle, velisiyle, mezunuyla, okul yöneticisi, öğretmeniyle, aile birliğiyle hakikaten çok güçlü, sıcak ilişkileri olan bir aile. Dolayısıyla bizim mezunlar derneğimiz
okulumuzda ilk 5 içinde yerleşen öğrencilerimize 4 burs veriyorlar. Diğer yıllarda bu yeterliliklerini kaybetmezlerse diğer yıllarda da aynı öğrenciler burs almaya devam ediyorlar. Başarı miktar kriterlerini. Söylediniz mi? Duyamadık. Burs veriyor. Nasıl? Miktar söylemiş miydiniz? 600 TL aylık. Aha. Aylık öğrenci 600 TL. Evet. Evet, mezunlar derneğimiz her yıl okulumuza ilk 5'te yerleşen öğrencilere. 2, bizim okul aile birliğimizin okulumuza tam puanla yerleşen öğrencilere aylık 2000 TL bursu var. 3, bunu 4 yıldır devam ettiriyoruz. Aynen. Okul aile birliğimizin ihtiyaç sahibi öğrencilere geçen yıl aylık 500 TL'ydi. Bu sene artık 700 olur, 800 olur, 1000 olur. Sene başında takdir edilecek. Geçen yıl 40 öğrenciye veriyorduk. Ama ilkemiz şudur. 100 öğrencimiz de buna ihtiyaç duyuyorsa 100 öğrencimize de verelim mutlaka. Felsefemiz budur. İhtiyaç bursumuz var. Geçen yıl 40 öğrencimize veriyorduk. Aylık 500 TL. Bu yıl mutlaka bu da değişecektir. 3 çeşit burs sistemimiz var. Bir de tabii ki devlet parası yatırılık bursluluk sistemiyle devlette bulunan burslarımız var. Peki yani sözünü ettiniz siz, Fransa'ya öğrencileri yolladık, gönderdik dediniz. Ama bunun dışında başka projeler var mı, yurt dışı projeleriniz? Erasmus Plus gibi ya da tabii ki projeler gibi. Erasmus Plus'tan öğrencilerimiz Praha'ya gittiler bu sene. Öğretmenlerimiz yine başka bir ülkeye gittiler. Twinning projelerimiz var. Twinning projemizde bu sene 4 farklı alanda, kısa film alanında öğrencilerimiz birincilik elde ettiler. Bunun dışında İsviçre Bilim Merkezi'ne geziler düzenliyoruz. Yeterli talep olması halinde İngiltere'de İngilizce yaz okulu açıyoruz. Bu tür mutlaka Erasmus Plus dediğimiz diğer projelerimiz de var. Anladım. Peki değişim var mı? Değişim programından çok özür diliyorum. Değişim programından da Kanada, Fransa, Amerika'da bazen yarım dönem, bazen bir yıl eğitim gören öğrencilerimiz de var. Yani oradaki okullarla yaptığınız anlaşmalara dayanarak da öğrenciler orada yarım dönem ya da bir dönem okuyabiliyorlar. Okuyorlar, sonra döndükten sonra orta öğretim kurumları yönetmeliği gereği 10. sınıfı orada okuduysa denklikte geliyor, burada 11'e devam ediyor. 9 orada okuduysa burada 10'a devam ediyor. Ücret ödüyorlar mı gittikleri okula? Tabii ki. Yani karşı tarafa bir ücret ödeniyor. Mutlaka. Anladım. Peki konaklamayı nerede yapıyorlar? Aile yanına. Konaklamayı genelde anlaşma türlerine bağlı ama biliyorsunuz bu tür programlarda genelde karşı tarafın ayarladığı aile konaklamalı oluyor bunlar. Aile yanında kalıyorlar. Peki servis var mı diye soruldu. Servisimiz var. Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Tuzla, Pendik, Maltepe, Kartal, Kadıköy taraflarına servislerimiz var. Metronun yanındayız zaten. Soğanlık metro ile bitişiyiz. Ulaşım aksındayız. E5 kenarındayız. Okulumuz ulaşılabilir bir okul. Tanıtım günleri yapıyor musunuz? Tanıtım günleri yapıyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz burada gelen velilerimize okulumuzun bütün birimlerini gezdiriyor. Aynı zamanda okulumuzdaki akademik çalışmalar, kültürel, sanatsal, diğer çalışmalarla ilgili yarım saate bir sunumlar yapılıyor. 3 Temmuz'da başladı. İlk planlamamız 15 Temmuz'du. Talebe göre değerlendireceğiz ama şu an 15 Temmuz'a kadar okul tanıtım günlerimiz devam ediyor. Velilerimizi burada ağırlıyoruz, bilgilendiriyoruz. Peki hocam, öğretmen sayısını sormadım ben. Branş eksiğiniz var mı? 44 öğretmenimiz var. Herhangi bir branş eksiğimiz yok. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve sorularınız. Bazı sorular kaldılar. Biz bağlanırken tabii çok geciktik. Ben onlara da değinmiş olayım. Tabii. Şimdi
Üniversite hazırlıkla Nesabı. ilgili Ha, kursumuz var YKS mı? kursu var mı? Üniversite YKS hazırlıkla var mı? ilgili kursumuz var. Bununla ilgili 12. sınıflarımıza özel bir kat ayırıyoruz. Okulumuzda uyguladığımız alt sınıf veli ve öğrencilerimizin de moral ve motivasyon olarak desteklediği bir sistemimiz var. Son sınıf öğrencilerimize uyguladığımız hem ikram hem onlara moral motivasyon anlamında destekleri var. Ayrıca okulumuzda kafes sistemi uyguluyoruz. Konu değerlendirme testleri yapıyoruz. Bu sene her öğrencimize 88 adet konu değerlendirme testi yaptık. Bunun haricinde normal süreç içerisinde 47 deneme kampı başlattık. Nisan ara tatilinden sonra o dönemde de 48 toplamda 95 deneme yapmış olduk öğrencilerimizi. Tabii ki diploma almaya gelen öğrencilerimizi görüyoruz. Yazan velilerimiz var. İnşallah sonuçları dört gözle bekliyoruz. Beklentimiz yüksek. Bunun meyvelerini de görüyoruz. Yani hem destekleme yetiştirme kursumuz var hem bunun dışında 12. sınıflara özel uyguladığımız özel konu Var. anlatım saatleri, konu anlatım sınıfları, koçluk sistemi, birebir takip sistemi, KDS, deneme kamplarıyla öğrencilerimizi destekliyoruz. Peki hocam. Herhalde bütün sorulara cevap vermiş olduk bu durumda. Çünkü Yani herhalde vermiş olduk ama bir toparlayayım. Tabii ki ama sonuçta tanıtım günleri de devam ediyor. tanıtım günlerimizde devam ediyor. Biz tabii okulumuz şu an mecburen böyle bir ortamda yapıyorum. Arkadaki ekranda da gözüküyor. Okulumuz 1989'da kurulmuş. Genç yaşta lise öğrencisiyken vefat eden Burak. Burak Bora adına annesi Ülkü Bora ve babası Gürbüz Bora tarafından yaptırılmış bir okul. Hakikaten bir annenin sevgisiyle evladına duyduğu özlemle kurulmuş bir okul. Sanki o ruhu okulumuza yansımış. Gayet huzurlu bir okulumuz vardır. Sevgiye dayalı bir okulumuz vardır. Genel felsefemizde biz şunu diyoruz. Başarılı olan mutlu olamaz ama mutlu olan mutlaka Olamaz. başarılı olur. Öğrencimizi önemsiyoruz. Diyoruz ki öğrencimiz girişken olsun, üretken olsun, sorunlara çözüm üreten olsun, evrensel değerlerle bezenmiş olsun, yüreğinde vatan millet sevgisi taşısın, büyük beyinli, koca yürekli, üstün karakterli ve öz disiplini gelişmiş bireyler olsun istiyoruz. Bu manada da okulumuzda birçok komisyonumuz var. 13 tane komisyonumuz var. Spordan tutun, kültür, münazara, akıl ve zeka oyunları, Model United Nations, efendim kan ve kökücüde bağışı. Mesela okulumuz bu sene 10.sunu gerçekleştirdi. Kan ve kökücüde bağışında Türkiye'de liseler arasında tek altın madalya alan okuldur. Biraz önce söylediğim gibi spor festivalimizden matematik festivalimize, kimya festivalimize, münazara turnuvamıza kadar öğrencilerimizi hayata adapte eden, onları geliştiren birçok projemiz de mevcuttur. Yani buraya öğrencimiz geldiğinde sadece akademik yönde ilerleyen, sınav odaklı bir öğrenci değil, kendini her alanda geliştirmiş, ihtiyaçlarına cevap bulduğu, kendini keşfedebildiği bir ortam bulacaktır. Bunları da mutlaka öğrencilerimize sağlıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum size Biz yayına teşekkür ediyoruz. katıldığınız için. Ben de yayına katılan bütün velilerimizi, öğrencilerimizi tekrar saygıyla selamlıyorum. İnşallah murad ettikleri okullara yerleşirler, umduklarını bulurlar. Bu sıkıntılı süreci en güzel şekilde sonuçlandırırlar diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın. Evet, konuğumuz Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi Müdürü Ali Rıza Akay'dı. Okulla ilgili merak ettiklerimizi yanıtladı. Okul tanıtım günleri de sürüyormuş. Hoşça kalın diyorum şimdilik. Teşekkürler. Sağ olun.